Paketimizi açtığımızda bu şekilde bir tane devre çıktı. 2 adet de 5 wattlık, 7.10'da 5 ohmluk dirençler çıktı. Bu bildiğiniz üzere hiçbir enerji yoktan var olmaz, varken de yok olmaz. Zaten pil kapasitesini ölçme devresi, yani diğer adıyla kör yükte, kimyasal enerjiyi ısı enerjisine dönüştürüyor. Bu ısı enerjisine dönüştürüm aşamasında da elektriksel olarak içerisindeki enerjiyi saatte veya belirli sürelerde ne kadar, kaç miliamperlik çektiğini devre üzerine hem okuyor hem de ölçümün sonucunda saatte kaç amperlik bir değere sahip, kapasite sahip onu gösteriyor. Bu videomuzda sadece kutulama işlemi yapacağız. Bu devreyi ve bu wattlı dirençleri buradaki görmüş olduğunuz parçalara birleştireceğiz. Malzeme olarak yine basit malzemelerimiz var. Burada yurt dışından sipariş verdiğimiz bu kör yük var ve wattlı direnç var. İsterseniz sadece devresini de alabilir, kendiniz de wattlı dirençleri ayarlayabilirsiniz. Malzeme olarak burada iki tane çok telli ve kalın kablomuz var. Vidalar ve somunumuz var. Burada 3 boyutlu yazıyla basılmış parçalar var. Bunları ben kendim tasarlamadım. İnternet üzerine Thingiverse diye bir site var. O sitede bu şekilde devreye almış ve deneyimli kişilerin kendilerini tasarlayıp kendileri de bastıktan sonra beğendiklerini bu Thingiverse sitesinde paylaşıyorlar. Ben de bunu o Thingiverse sitesinde gezinirken beğendim. Onun için bastım. Sadece ufak bir değişiklik yaptım. O da butonlar için kullanılmış bu parçalardı. Bu parçaları boyutu küçüktü. Burada sallanıyordu. Bunların boyutunu birazcık daha büyüttüm. Açıklamalar kısmında hem asıl yapan kişinin linkini hem de kendim hesabımdaki linki paylaşırım. İstediğiniz yerden indirebilirsiniz. Siz de basabilirsiniz. Malzeme olarak burada daha önceden videoda zaman harcamaması için böyle bir tahta parçası kestim. Tahta parçasında da hem alüminyum soğutucumuz hem de devremizin kabı için bazı delikler deldim. Burada ayakları var. Burada wattlı dirençlerin ısınacağını bildiğim için deneyimli kişilerden aldığım bilgiye göre çok ısınıyormuş. Bunu da direkt böyle bağladığımızda hem devreye hem de klamense zarar verebilecektir ısındığı için. Hem de bulunduğu ortamı zarar vermemesi için bu şekilde bir alüminyum soğutucu yaptım. Bu malzememiz bu şekilde. Öncelikle 3 boyutlu yazıcıdan basmış olduğum bu parçaları tahtaya yerleştireceğiz. Ondan sonra da bu soğutucuyla wattlı dirençleri tahtanın üzerine sabitleyeceğiz.
bu vidalı olan parçaları sökeceğiz. Dirençlerin bağlantısını R harfinin olduğu yerlere de yapacağız. İn girişimiz pillerin girişi olacak. Orası her zaman kullanılacak. R harfinin olduğu yerleri sadece bir kere bağlayacağız. R'ler yani wattlı direncin artısı ve eksisi olmadığı için kablosuna artı eksi rengi yapmadım. Yönü de önemli değil. O şekilde bağlayacağız. Baştaki ve sondaki harflere bağlayacağız bağlantıyı. Birleştirme işlemi bitirdik. Bu şekilde birleştirdik. Buraya direnci de lehimledim. Butonlarımız da bu şekilde. Bir şöyle bir test edelim. Test ettim de bu testi başlattıktan ve bittikten sonra testin sonucunu gösterirken buradaki C yani current oluyor, o da amper demek, akım demek. Akımı gösterirken kırmızı yanıyor. Biz bunu mavi şeritli diyotların bir tane hücresini kullanırız. Onu değiştirelim. Çünkü bittiğini bitmediğini anlamayız. Tam belli olmuyor burada. Bu tam düşünülmemiş. Sadece LED'in rengini değiştirmemiz yeterli olacaktır. Geri kalan şeyler zaten o iki tane göstergeler pek fazla işimize yaramıyor başlattıktan sonra. Önemli olan sonucunu öğrenmek. Şimdi onu değiştirelim. Bunu tamamen bitirmiş olacağız. LED diyotumuzu değiştirdim. Bu üzerindeki kapak da çıkıyordu. Onun için de azıcık yapıştırıcı sürüp üstteki kapağı da yerine yapıştırdım. Eğer çok ısınırsa testlerimizde buraya da küçük bir fan kullanırız soğutucu olarak. Daha etkili bir soğutma olacaktır. Şöyle bir tekrardan çalıştıralım. LED diyot da hemen ilk açılışta yandı mavi renkli. Daha iyi oldu böyle. Alttaki iki tanesi kırmızı, üstteki mavi renkli. Şu an hiçbir şekilde çalıştıramayız. Hatta error vermesi lazım. Aynen error 2 veriyor. Bunları diğer videoda değineceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.